Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 48-50 bin civarında olan yeni kurgu bilgisayarımızı inceleyeceğiz. Bu arada 48-50 bin TL. TL ha aynen. Lütfi de ben de kurgudan falan filan anlarız da tabii ki de uzmanlık alanlarımız değil. Ya bence bir Mustafa'yı alalım ortamıza abi. Bir soralım Mustafa eskiden nasıldı, şimdi nasıldı? Bir de Mustafa'yı ilk kez göreceksiniz. Aynen. Bizim görünmeyen kurgucumuz. Kahraman. Aynen görünmeyen kahramanımız. Şimdi o geliyor aramıza. Mustafa'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çağdaş'ı kovaladık yanımızdan. Nasıl burada oturmak? Biraz bana göre değil. Onu değil mi? İyi tamam. O zaman sen bize abi boş ver bilgisayarı anlat biraz. Render'da veya kurguda ne gibi bir işimize yarıyor bilgisayar? Mavi ekranlar. Kesme Mustafa buraları. Senin elinde her şey ama. Mustafa'nın normal rengi bu kadar kırmızı değil. Esten bize oyun bilgisayarı vardı sen de biliyorsun. Aynen öyle. Bu artık bir iş istasyonu. Aynen. Bu bilgisayarla bir önceki bilgisayarı kıyaslarsak Note 9 sağlamlık videosu çektik. Bayağı bir efekt aynen var. Hani kameralarda çok ciddi görüntüler var. Çok büyük boyutlu bir dosya. Mesela onun renderı nasıl sürer? Bunun da renderı nasıl oldu vesaire vesaire. Abi sen de gördün bunun renderını yarım saat gibi bir süreyle aldık. Sürede aldık. Yüksek. Çok daha yüksek kaliteli aldık ve yaklaşık 35 ile 40 bitrate arasında aldık bunu. Mesela şöyle anlatabiliriz. Sağlamlık testini eski bilgisayarla alsaydık 500 MB civarı bir şey olacaktı. Aynen. Yaklaşık. Şu an 2.5 GB civarında. Yani ortalama bir 5 kat aynen kadar daha yüksek bir kalite var ortada. Başka ne fark var? Özellikle After Effects projelerinde çalışırken real time olarak gerçek zamanlı bir şekilde gerçek zamanlı bir şekilde çalışabiliyoruz. Oldu mu lan? Bir cümle lan bir cümle. Son cümlen kaldı. Özellikle özellikle After Effects projelerinde gerçek zamanlı olarak proje üzerine çalışma yapabiliyoruz. Ya bu zaten süreden bayağı bir kazandırıyor bize. Yani hayatın değişti diyebilir miyiz? Kesinlikle abi. Hayatım şu an çok değişti. Çok değişti. Mutlu İnanamazsın. Musun? Mutluyum. O zaman biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Eyvallah abi. Evet Mustafa'dan da gerekli trikleri mi deriz ona ne deniz? Bilgileri. Bilgileri. Böyle ince bilgileri aldık arkadaşlar. Demek ki yani bu işte profesyonel olarak uğraşıyorsanız böyle bilgisayara ihtiyacımız var. Yani arkadaşlar anlayacağınız bu bir workstation. Peki İş nedir? İstasyonu. İş istasyonu şöyle abi, hakikaten bunda bir iş yapıyorsun. Oyun oynamıyorsun. Yani bu bilgisayarda tutup da GTA 5 kaldırır mı kaldırmaz mı geyiklerine gerek çok fazla yok. Gerek yok. Çünkü bunun amacı belli, bununla iş yapıyorsunuz. Arkadaşlar bizim televizyonda izlediğiniz birçok kanal bu bilgisayarı kullanıyor. İzlediğiniz birçok filmlerin kurguları bu tarz bilgisayarda yapılıyor. Ya da o filmlerdeki 3D modellemeler bu tarz bilgisayarlarda yapılıyor arkadaşlar. Aç şunun kapağını ya. Bu bilgisayar HP'nin Z6G4 ismindeki iş istasyonu. Tabii ki de bunun Dell markası var, işte başka markalar var. Apple'ın da iş istasyonu falan filan var. Aynen. Ama amaç bunlarda belli arkadaşlar. İş. Şimdi arkadaşlar iş istasyonu deyince bilgisayarın donanımsal parçalarında çeşitli farklılıklar oluyor. Aynen öyle. Mesela GTX 1080 Ti falan yok arkadaşlar. Quadro P4000 diye bir ekran kartı oluyor. Zaten siz detaylı teknik verileri şu an ekranda da görebiliyorsunuz. İçerisindeki işlemci de bildiğimiz öyle i7, i5, i9 falan filan değil arkadaşlar. İki tane Xeon işlemci var. Xeon'un Gold serisi 5118 diye geçiyor modeli. Bir GTA 5'i düşünün. Bir tarafta bir bilgisayar olsun. 1080 Ti olsun. Bir tarafta da bizim bilgisayarımız olsun. Bu çok düşük FPS verir. 20-30 falan verir. Ti ile 200-300 liraya kadar çıkabilirsiniz. Yani bilgisayarımızın amacı oyun oynamak değil, görüntü işlemek. Aynen. Mesela o oyundaki grafikleri de bununla cayır cayır belki de hazırlayabilirsin aynen yani. Ekran kartının üzerinde HDMI bunlar? 4 tane. HDMI değil. 4 tane display port var abi arkasında. Ha. Display portlar çok yüksek çözünürlükleri kaldırıyor ve 4 monitörü aynı anda kullanabiliyorsun. Hani böyle ciddi televizyon gibi işlerde 4 tane monitörü bazen kullandığın zamanlar oluyor. Bizim kurgucu arkadaşımız da 2 tane kullanıyor mesela. Bunun yanında ilk aldığımız zaman 32 GB RAM ile birlikte geliyor. Biz o şekilde tuttuk. Ancak bu RAM miktarını çok yüksek seviyelere kadar arttırabiliyoruz. 300'ün üzerine kadar RAM takılabiliyor arkadaşlar. Bizim işimiz o kadar ağır olmadığı için tabii ki de ihtiyacımız yok. 32 GB da yeterli. Şunu da söyleyelim. Ekran kartı direkt düz olarak alırsanız içinde gelmiyor. Sizin haricen ekstra almanız lazım. Ha, aynen. Bu bilgisayar ekran kartsız satılıyor. Aynen öyle. Aynen. Ekran kartını haricen ihtiyacına göre alman lazım. Disklerimiz ne abi içinde? Hard disk ilk başta içinde 256 GB'lık bir SSD ile birlikte geliyor. Yine bu içinde dahili olarak var arkadaşlar. Biz onu değiştirdik. Çok fazla yerle uğraşmamak için 1 TB'lık bir SSD takıldı. O 256'lık da içinde yine duruyor. Bir tane de düz 1 TB'lık hard diskimiz var arkadaşlar. İhtiyaç oldukça ekleyebiliriz. Buna bir sıkıntımız yok o konuda. Sonuç olarak YouTube kanalımıza, canımız çiçeğimiz Webtekno YouTube kanalında bu yaklaşık 50.000 TL'lere yakın 48 ekran kartı ile birlikte bu workstation'ı aldık. Çok mutluyuz. Amacımız da
da sizlere daha güzel işler çıkarabilmek. Yani aslında Çağdaş'ın özetlemeye çalıştığı şey şu arkadaşlar. Buradan kazanılan paralar tabii ki de dağıtılmıyor. İşe yatırım olarak devam ediyor. Aynen. Eğer siz de hayatınızda böyle yapmazsanız, yaptığınız işe para kazanamazsınız. Para kazanmak zorlaşır, bir yerde tıkanır. Bunu da söyleyelim. Alırız bir hayırlı olsunuz arkadaşlar. Aynen ya, bir hayırlı olsunuz alırız arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve workstation olabilir, başka bir şey olabilir, aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Hep nefes almayı unutuyorum. Bir rapçiden ders almam lazım. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web tekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan kanalımıza abone olabilirsiniz. Nasıl bilgisayarımız? Yılan değil mi? Yılan.